Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Tabii ki günün konusu 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'un %56 oyuyla belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıllık ceza. Türkiye'de en küçüğünden en büyüğüne kadar herkes biliyor ki bu cezanın asıl amacı 2 yıl hapse göndermek değil, yükselmekte olan bir siyasetçinin yolunu kesmek. Bütün bu olay neyle başladı? Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı bir sıfatla, ahmak sıfatıyla İstanbul'daki belediye seçimini iptal edenlerin ahmakça bir hareket yaptığını söyledi. Şimdi ben gidip Türk Dil Kurumu sözlüğünde ahmak kelimesinin ne anlama geldiğine baktım. Aynen şu yazıyordu: aklını gerektiği gibi kullanmayan. Allah'ınızı severseniz bu davanın başından itibaren savcının da iddianameyi hazırlaması, hakimlerin değiştirilmesi, yeni hakimin verdiği kararlar, bu kararda kolektif aklın Türkiye'de yeterince kullanılabildiğini söyleyebilir miyiz? Adaletin vicdanını ve kanunların gereğini yerine getirdiğini söyleyebilir miyiz? Peki o zaman böyle bir süreci başka neyle biz tarif edebiliriz? Aklın kullanıldığı bir süreç oldu mu? İşte böyle baktığınız zaman o başta kullanılan kelimenin aslında çok da masum olduğunu ve bu durumu en iyi açıklayan kelime olabileceğini hepimiz görebiliriz ve görüyoruz zaten. Podcast dinle.